Evet değerli izleyenler, bugün 11 Eylül. 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümünde Amerika'da yapılan törenler sırasında 11 Eylül saldırılarının dünyada yol açtığı o değişiklikleri, terörle mücadeleyi, terörle mücadelenin hatta bugününü ve yarınını, geleceğini ele alacağız. Konuklarımız var. Dış politika uzmanı Ali Çınar New York'tan katılıyor. Hoş geldiniz diyorum Ali Çınar. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Babiroğlu da bizimle. Sayın hocam hoş geldiniz diyorum Sayın Babiroğlu. İyi yayınlar Meltem Hanım, teşekkür ediyorum. Ali Bey'e de selamlarımı iletiyorum. Dilerseniz önce tören alanına gidelim, Amerika'ya gidelim. Ali Çınar hem burada yaşananları, burada olanları hem de Amerika'nın genelinde yapılacakları bize belki anlatmak ister. Sizi dinliyoruz şimdi. Buyurun. Evet, yaklaşık 3 saattir İkiz Kuleler'in yıkıldığı yerdeyim. Tören hala devam ediyor. Başkan Biden eşiyle buradaydı, First Lady ile. Başkan Obama ve eşi ve eski başkanlardan Bill Clinton ve Hillary Clinton da tören bölgesindeydi. Biraz önce Joe Biden ayrıldı çünkü 3 ayrı yerde törene katılıyor, anma törene katılıyor. Hatırlanacağı üzere 2792 tane Amerikalı hayatını kaybetmişti. İkiz Kuleler'de, yani arkamda yeni inşa edilen Freedom Tower dediğimiz özgürlük tower'larında şu anda tören yapılıyor. Çok ciddi bir basın ordusu burada bulunmakta. Açıkçası buradaki Amerikalılarla da konuştuğumda hala o travmanın devam ettiğini hissediyorum, görüyorum. Burada emekli olmuş itfaiye erleri ve polisler de, o dönemde ilk müdahaleyi yapanlarla da konuşma imkanım oldu. Çoğu arkadaşını kaybetmiş, üzgün ve unutamıyorlar 20 yıl önce olan olayı. Yani New York hala bu travmayı yaşadığını söyleyebilirim. Başkan Biden konuşma yapmadı tören alanında ama dün akşam bir video mesajında bizim en güçlü yanımız birlik, beraberlik olması ve birçok teröristi bitirdik ve onları gözdağı verdik. En önemli iş Amerika'nın birlikte hareket etmesi mesajını verdi. Tören alanında şu anda hayatını kaybeden Amerikalıların da isimleri okunuyor. Yani saygı duruşu önce oldu ve tüm hayatını kaybedenlerin isimleri okumaya devam ediyor. Genele baktığımızda sosyal, ekonomik, kültürel olmak üzere Amerika 11 Eylül'den etkisinden çok ciddi şekilde yaralandı. Bilhassa ilk 5 yıl ciddi sıkıntılar yaşadı. Güvenlik önlemleri çok arttırıldı. Yeni güvenlik birimleri kuruldu. Ve birçok Amerikalı, evet 20 yıl boyunca ciddi işler yapıldı. Kendimizi daha çok güvende hissediyoruz. Ama hala dışarıdan bir terör tehdidinin olma ihtimalindeki Afganistan'da yaşananları biliyoruz. Bunu da belirten birçok Amerikalı var. Genel anlamda sadece 3 ayrı yerde, yani Pentagon'da anma töreni var. Pensilvanya'da düşürülen uçak da bir anma töreni var Pensilvanya'da ve New York'ta törenler devam ediyor. Sadece bu 3 yer değil, Amerika'nın tüm şehirlerinde, iri ufaklı, illerinde, ilçelerinde her yerde anma töreniyle 11 Eylül'de hayatını kaybedenler anılacak, anılmaya devam ediliyor. Gün boyunca da farklı programlar olacağını söyleyebiliriz. Genel şu anda New York'taki havada bu şekilde. Peki çok teşekkür ederiz. Devam edeceğiz sohbetimizi. Şimdi Sayın Babiroğlu'na da dönmek istiyorum. 11 Eylül 2001. Tarihi bir gündü aslında. Sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil, tüm dünya için tarihi bir gündü. O sabahla 12 Eylül 2001 sabahı arasında dünyada neler değişti Sayın Hocam? Evet Meltem Hanım, çok önemli bir konuya vurgu yaptınız. Teşekkür ediyorum. Tabii ABD kendi coğrafyasında, okyanus ötesinde kendini güvenli hisseden ve o dönemde 2001 ABD'si, yani 11 Eylül ABD'si dünya askeri harcamasının, savunma harcamasının %45'ine denk gelen bir harcama yapan, süper güç olan, tek kutuplu bir dünyada yaşanmış. Çünkü Sovyetler Birliği çökmüş, Rusya toparlanmamış, Çin henüz rekabet edilecek bir güce ulaşmamış. Böyle bir durumda kendini güvenlikte hisseden ABD birden teröristlerin tabii saldırısına uğradı ve 3000'e yakın ölü ve 6000'e yakın yaralı, yaklaşık trilyonlarca dolar zarara neden oldu. Ve ABD ilk kez, ABD tarihinde ilk kez Meltem Hanım,
Dünya kamuoyu önünde NATO üyesi ABD, NATO'nun en güçlü üyesi, NATO'nun da bir noktada yani yönlendirici aktörü diyebiliriz. Birden kendisini, gücünü gösterme ihtiyacı hissetti NATO. Ve bu kez terörle savaş stratejisi izledi. Ve tarihte sizin söylediğiniz gibi 11 Eylül'den sonra çok şeyler değişti. Eskiye dönülmedi. NATO ilk kez ABD'nin isteğiyle NATO ilk kez tarihinde ve bir defa yapmadı, bir daha yapmadı. Beşinci maddeyi, Washington Anlaşması'nın beşinci maddesini, yani bir ülkeye yapılan saldırı bütün ülkelere yapılmış sayılır, topyekün savunma stratejisi maddesini uyguladı. Ve Afganistan'a biliyorsunuz ABD'nin şuna ihtiyacı vardı. Gücünü tekrar ispatlaması lazım. Hem kendi kamuoyuna hem dünya kamuoyuna. Peki gücünü ispatlaması için ne yapması lazım? Fiziki coğrafyası belli olan bir düşmanı bombalaması lazım. O düşmanı yenmesi lazım ki gücünü tekrar psikolojik olarak ve normalde harcadığı askeri harcamanın karşılığını görsün diye. Afganistan seçildi biliyorsunuz Taliban nedeniyle ve El-Kaide nedeniyle. Ve terörle savaş stratejisini uyguladı. Ondan sonra bir daha dönülmeyecek bazı sonuçlara yol açtı dünyada. Neye yol açtı? Biliyorsunuz Irak çökmüş devlet statüsüne dönüştü Afganistan'dan sonra. Irak kendini toparlayamadı. 2003'te Irak'ı işgal etti. Ama bundan önce şunu söyleme ihtiyacı hissediyorum Meltem Hanım. 11 Eylül 2001'den hemen sonra, yaklaşık bir hafta sonra Pentagon'da bir çalışma yapılır. Ve Pentagon bir emir yayınlar, belge yayınlar. Bunu eski ABD komutanı Orgeneral Wesley Clark canlı yayında daha sonra itiraf eder, anılarında söyler. Belge şudur, yani 11 Eylül'ün intikamını alma belgesi nedir? Şudur, Irak'tan başlayarak Libya, Sudan, Somali, Lübnan, Suriye ve İran'ı dağıtacağız. İran dağıtılacak. Yedinci ülke İran. Şimdi bu ülkelere baktığımızda Meltem Hanım, Irak gerçekten 11 Eylül'den sonra Irak yerle bir oldu biliyoruz. Zaten Afganistan öyle. Ondan sonra Libya yerle bir oldu biliyoruz. Lübnan, Somali, Sudan zaten öyle. Ve sonunda Suriye 2011'lerden sonra ABD müdahale etti. Ve şimdi sırada İran var. Ve İran'ı biliyorsunuz ABD ekonomik ambargo ve diğer yaptırımlar uyguluyor. İsrail de fırsat kolluyor İran'a saldırı için. Şimdi bu duruma baktığımızda aslında Pentagon hemen bir belgeyi, yani bir hazırlığı yapmış. Ve dünya bir daha geri dönemedi. Yani o zaman sonuçta ne çıktı? Şu çıktı ortaya. Sonuca hemen gelelim fazla zaman olmadığı için. Göçmen sayısı... Mülteci sayısı dünyada, yani mülteci sayısını kastediyorum, 21 milyondu 2001'de, bugün 82 milyona çıktı mülteci. Göçmen sayısı, yani mülteci dışındaki göçmen sayısı 2001'de Meltem Hanım 150 milyondu, bugün 300 milyona çıktı, katlandı. Mesela Irak'tan 11 milyon evlerini terk etti, göç etti, başka yerlere, başka ülkelere. Suriye'den 6 ile 7 milyon arasında insan göç etti başka yere. Ve binlerce insan yaşamını yitirdi. Ve diğer ülkeler, biraz önce saydığım ülkeler olduğu gibi. Peki sonuçta ABD ve NATO terörle savaş, teröre karşı savaş uyguladığı ve yürüttüğü bu strateji sonucunda, yani fiziki coğrafyası olan bir düşmanı bombalayarak gücümü tekrar elde edeceğim sonucunda 20 yıl sonra nereye geldi? 20 yıl sonra iki kazanan aktör, hatta üç kazanan aktör diyebiliriz. Birincisi Çin. Kazanan aktör oldu. Rekabeti arttı. ABD ile rekabet edebilecek duruma geldi. ABD şu onu rakip güç olarak görüyor. Tehdit olarak saymıyor askeri açıdan ama rakip güç olarak sayıyor. İkincisi, ABD'nin ve NATO'nun savaş açtığı terör örgütleri daha da çok güçlendi. Motivasyon oldu terör örgütleri için. Afganistan'daki bir savaş onları motive etti. Sinerji yarattı. Ve dünyanın çeşitli yerlerinde, Afrika'da, Orta Doğu'da El-Kaide türevi, IŞİD, DAEŞ türevi ve bu türevler arasında radikal gruplar oluştu. Taliban dahildir buna. Onlara yaradı. Bir de tabii Rusya şu anda artık çok kutuplu bir düzene geçilmiş oldu. Ve 20 yıl sonra ABD ve NATO şunu anladı, özellikle ABD.
6-7 trilyon dolar harcadı. Binlerce kayıp verdi. On binlerce yaralısı var. Ancak terörü yenemedi. O zaman tekrar 2001 öncesindeki stratejiye döndü. Dedi ki küresel rekabete yöneleceğiz. Yani küresel güç mücadelesi artık bizim için önemli. Terörle savaştan vazgeçiyoruz. Terörle savaşı dolaylı yapacağız ama bizim için küresel rekabet önemli. Küresel güç mücadelesi. Bu iki tane de aktör var. Çin'e ve Rusya'ya karşı gücümüzü odaklama yönüne gideceğiz. Ama burada kaybeden bir aktör var. Son cümleyi söylüyorum. Tabii. Meltem Hanım. Türkiye NATO üyesi olarak tabii ilk 2001 11 Eylül'den sonra Türkiye'nin Orta Doğu'da önemi arttı. Hem NATO açısından hem de ABD açısından. Türkiye bunu biraz kullandı ancak daha sonra ABD'nin Irak'ı işgal etmesi ve ardından ABD'nin Suriye'ye müdahalesi Türkiye'nin güney sınırını yani Suriye 911 kilometre, Irak 348 kilometre toplam 1300 kilometrelik sınırı 2001'den önce 11 Eylül'den önce olmayan bir tehdide dönüştürdü. Terör üreten bir coğrafyaya dönüştürdü. Ve 2001'den önce olmayan büyük tehdit PKK bölücü terör örgütü yurt içinde şu anda başarılı mücadeleyle zayıflatılmasına rağmen yurt dışında Irak'ta ve Suriye'de özellikle PKK terör örgütünün 2001 önceki tehdidinden 10 kat daha büyük bir tehdit oldu. Bir de Türkiye'yi şu tehlike, Türkiye'ye şu tehdit, şu sorun ortaya çıktı, stratejik sorun. ABD'nin bu terörle savaş stratejisi Irak, Suriye'ye, Yemen'e, Libya'ya müdahalesi, Afganistan'a müdahalesi Türkiye'ye göç dalgası yöneltti ve Türkiye'yi dünyanın en fazla göçmen kabul eden, ev sahipliği yapan ülkesi haline getirdi. Dolayısıyla Türkiye'nin bu sonuçta stratejik bir stratejik alanda, stratejik oranda, stratejik düzeyde zararlı çıkan ülke diyebiliriz. En çok Türkiye. Etkilenen ülkelerden birisi kaybeden oldu. Kaybeden demeyelim ama evet. En fazla olumsuz etkilenen ülkelerden biridir diyebiliriz ne yazık. Çok teşekkürler. Bu arada İsmail Akpekin de bağlandı. Şimdi yayınımıza hoş geldiniz diyorum Sayın Pekin size de. Sayın Babiroğlu şimdi biraz sınırı çizmeye çalıştı. Aslında çok da güzel bir özetti bu. 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı bazı önlemler, attığı bazı adımlar öyle şeylere sebep oldu ki şu anda bizim açımızdan yani Türkiye açısından gelinen noktada biz 2001'den önceki zaman diliminden çok daha yoğun bir şekilde terörle mücadele konusunda olsun, Orta Doğu bölgesindeki bu karışıklıklar olsun bunlarla çok daha fazla yüz yüze gelen bir ülke haline geldik. Yani bizi oldukça fazla etkiledi. Siz neler düşünüyorsunuz? 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'nın savunma politikasını aslında saldırıya yanıt vermekten ziyade tehlikeyi kaynağında yok etmeye çalışması çabasının sonucunda biz nasıl etkilendik? Sonuç alınabildi mi? Kimler kazandı? Kimler kaybetti? Sizi dinleyelim. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin tehlikeyi odağında, kaynağında ortadan kaldırmak gibi bir niyeti var mıydı? O soru işareti. Çünkü o bölgeye tamamen o taarruzu yaptığı zaman 2001 yılında tamamen şeydi. Daha henüz çok dünya üzerine geçinmemiş. Amerikalı tek kutuplu dünya üzerine NATO yeniden toparlanmış. Yeni bir konsept hazırlanmış. NATO konsepti. Ve ona göre işte 10 yıl olmuş yeni konsept hazırlanan böyle bir durum içerisindeydi. Ve işte o neokonlar o zaman böyle bir şey yaptılar. Ama bunun amacı terörü kaynağında yok etmek miydi? Usama Bin Laden'i öldürmek için dünyanın parasını harcadılar. Ama Usama Bin Laden hasta bir adamdı. Yani sonunda diyalize giden bir adamdı. Maalesef dünya kadar para verdiler. Yani böyle bir şey yaptılar. O gücünü göstermeye mi çalıştı? Evet. NATO'yu da arkasından sürükledi mi? Evet. NATO ile beraber o zamanlar Afganistan'ı işgal ederse, Orta Asya'da bu yolları keserse, Çin'in yollarını keserse, Rusya'yı da belirli ölçüde tehdit altında sokarsa, o zaman kazanacağını değerlendirdi. Ama kazanamadı. Yanlış hesap yaptı. Kazanamadı. Ve sonuçta şöyle bir şey geldi. Yani terör dünyayı da inandırdı terörle mücadele konusunda. Aslında terörle savaş diye bir şey yok. Yani bunu Brzezinski kendisi söylemiş. Yani diyor ki
şey yok. Terörle savaş diye bir şey yok. Terör savaşta bir taktiktir. Zayıf olan unsurlar asimetrik olarak terörü kullanırlar. Dolayısıyla Amerika'nın terörü yeneceğim diye çıktığı iddia baştan itibaren yanlış bir strateji, yanlış bir şeydi. Hatta işte rekabet konusu yanlış bir şeydi. Sonuçta öyle bir duruma getirdi ki bu bölgeyi ve dünyayı. Şimdi kendisi çekilirken, işte ısrarla Asya Pasifik'e doğru çekilirken geride çok darmadağınık ülkeler bıraktı. Ve terörü, kendisi terörü bir taktik olarak bundan sonra kullanacak. Örtülü harekatlarda kullanacak. Yine şey olarak vekalet savaşlarında terörü kullanacak. Bu hale geldi. Yani terörle savaştan terörü kullanacak bir ülke durumuna geldi. Yeni politikası bu. Terörü kullanma şeye karşı, bölgeye karşı. Peki ne yaptı? Biraz evvel şey de söyledi. Yani Çin rekabeti kazandı. En azından ticari rekabeti kazandı. Ve Amerika'yı kendine karşı tedbir almaya zorladı. Şimdi de sorunlar var. Askeri olarak belki Amerika Birleşik Devletleri çok üstün bir durumda ama sadece askerle bu iş olmuyor. Yani olmadığı da işte Afganistan'da başka yerlerde silahlı olmayacağı açık ve net olarak belli. Öyle bir ülkeyi işgal etmek kolay değil. Ya da işgal etmek, kendine göre düzenlemek kolay değil. Özellikle kültürel olarak çok farklı durumda bunların ülkeleri. Yani Afganistan gibi, diğer ülkeler gibi, işte Somali gibi, Sudan gibi ülkeleri öyle kolayca kendi istedikleri ilkeler doğrultusunda, yani kendi kafalarındaki demokrasi doğrultusunda işlemeleri mümkün değil. Çünkü çok büyük bir kültür farklılığı var orada. Yani onların kabul edilmesi mümkün değil. Bir defa bölgenin sosyolojisini bilmeden gidiyorlar, öyle söyleyelim. Şimdi, coğrafyasını da aynı şekilde. Evet, coğrafyayı biliyorlar belki ama yani asıl sosyolojiyi bilmiyorlar. Asıl o coğrafyada yaşayan insanların özelliklerini, inançlılıklarını, bölgeyi yıllardır İskender dahil herkese karşı nasıl koruduklarını, öyle kolayca geçişlerin olmayacağını, o dağları aşamayacaklarını helikopter de olsa, başka uçak da olsa, bomba da atsalar, yani sonuçta insanları öldürmek kolay bir şey değil. Yani bomba, çünkü onların belli ikisi ya da diğer bomba atan uçakları, yıl uçakları belli bölgeleri atar. Yakında bir mağaraya sığınan, başka bir yere sığınan birileri çok rahatlıkla onların etkilerinden kurtulur. Sayın Pekin, bu arada bir son dakika gelişmesi var. Hemen izninizle, özür dileyerek sözünüzü böldüm. Tekrar vereceğim sözü size. Akar'dan Rusya'ya çağrı, muhataplarımızın İdlib mutabakatına uymasını bekliyoruz dedi. Şimdi hemen Ankara'ya dönelim. Habertürk editörü Aykut Türel karşımda. Aykut Türel, seni dinliyoruz şimdi. Nedir son gelişmeler, son dakika açıklamaları? Sana verelim sözü. Buyurun. Hemen aktarmaya başlayalım Meltem Acet. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasından verdiği mesajları İdlib'te gerginliği azaltma bölgesinde saldırı sonucunda iki asker şehit olmuş, üç asker ise yaralanmıştı. Ve ardından da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever ile sınır hattında bir toplantı gerçekleştirmişti. O toplantıda verdiği mesajların hemen Akar'ın verdiği dikkat çekici mesaj paylaşmaya başlayalım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak ifadelerini kullandı. Bu yılın başından itibaren yurt içi Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 1926 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı. Aynı zamanda Rusya'ya verdiği mesajlar da söz konusuydu. Rusya ile İdlib'de yaptığımız görüşmeler sonrasında imzalanan mutabakatlar var. Biz bu mutabakatlara uyuyoruz. Sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Muhataplarımızın da bu mutabakatlara, buradaki sorumluluklara uymalarını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Az önce de kaydettiğim üzere İdlib'deki o saldırı sonrasında sınırın sıfır noktasına gitmiş ve komutanlarla bir toplantı gerçekleştirmişti. Hulusi Akar 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığındaki toplantıda verdi mesajlarını. Aynı zamanda
İdlib'deki saldırıda yaralanan askerlerin durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Aldığımız bilgilerde görüyoruz ki oradaki arkadaşlarımız her türlü tedbirleri almışlar. Her türlü olasılığa, ihtimale karşı personeliyle, silahıyla, aracı gereciyle tüm harekat tarzlarını uygulamışlar. Haince, alçakça bir saldırı sonucu arkadaşlarımız şehit oldu. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı ifadelerini kullandı. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere Türkiye'nin seyirci kalmadığını, hudutlarının, vatandaşlarının güvenliği için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarının yapıldığını da belirtti Akar. Hudutlarımızın güneyinde adı ister terör koridoru, ister başka bir şey olsun, herhangi bir oluşuma müsaade etmemiz asla söz konusu olamaz dedi Mehmetçik. Eğer bu terör koridorunu parçalamasaydı bugünlerde çok daha yoğun, kapsamlı, derin, farklı problemlerle uğraşıyor oluyorduk. Bunun kıymetinin çok iyi anlaşılması gerekiyor dedi. Rusya'ya da mesajları vardı dedik. Rusya Federasyonu ile az önce de bir kez daha vurgulayalım. İdlib'de gerginliği azaltma bölgesindeki faaliyetlere değinirken verdi o mesajlarını. Yaptığımız görüşmeler sonrasında imzalanan mutabakatlar var. Biz bu mutabakatlara uyuyoruz. Sorumluluklarımızı yerine getirdik. Getirmeye devam ediyoruz. Muhataplarımızdan da aynı bu şekilde mutabakatlara uymasını bekliyoruz dedi. Taarruzi ruh vurgusunu yaptığını görüyoruz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasında. Az önce de kaydettik. Bu yılın başından itibaren yurt içi Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 1926 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu mesajlarını sınırın sıfır noktasından verdi. Aykut Türel, çok teşekkür ediyoruz. Bu açıklamaların ayrıntılarını bizlerle paylaştı. Şimdi Sayın Pekin'e döneceğim, kusura bakmayın. Böldüm son dakika gelişmesiyle, açıklamayı da ekranda izleyicilerimizle paylaşmak istedim. Lütfen buyurun, tamamlayın son sözlerinizi, buyurun. Ben tabii şunu söylüyorum. Amerika'nın 20 yıldır orada yaptığı şeyler terörü arttırdı. Terör örgütlerinin gücünü arttırdı. Terörle birçok şeyin yapılabileceği konusunu bir defa daha gündeme getirdi. Yani terörü kullanmak suretiyle birçok şeyin yapılabileceğini ortaya koydu. İşte en azından talep. Ve arkasında parçalanmak kesinlikle karşı karşıya bıraktı. Yani bundan sonra birçok ulusal devlete, ulus devlete şey alır. Yani büyük ihtimalle mezhepler, etnik ve diğer tartışma olacak ve bunlara uygun silahlı gruplar ortaya çıkacak. Ve bu silahlı gruplar maalesef bazı ülkelerden desteklenecek. Terör örgütü olarak kullanmak suretiyle desteklenecek. Ve önümüzde çok daha bir süreç var. Biz tabii kendi payımıza düşen belli. Yani işte Suriye'nin güneyimiz Suriye, Irak ve belki işte olursa İdlib bölgesi maalesef işte bugünkü olay da ondan kaynaklanıyor. İdlib bölgesi çok daha büyük çabalara girer. Gerçi bu olay PKK'nın yaptığı bir olay. Yani Terlifat bölgesinde bulunan PKK'nın yaptığı bir olay ama başka unsurlar da burada var. Onlar da bu ve buna benzer olayları yapabilirler. Bir de bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Özellikle Rusya geçen, yani iki gün evvel Türkiye hala teröristlerle diğerlerini ayıramadı. Türkiye'nin burada işte özel Özgür Suriye Ordusu'ndan bazı elemanları var. Onların dışında da teröristler var. Aslında yaptığımız anlaşmaya göre Türkiye bunları ayıklayacaktı. Teröristleri gönderecekti ya da teröristleri bir şekilde İdlib'in dışına çıkartacaktı diye. Arkasından böyle bir saldırı oldu. Bu saldırılar devamlı olabilen saldırılar. Yani ama tabii iki tane şehidimiz var. Bizim için çok önemli. Yaralılarımız var. Umarım onlar acil şifa diliyoruz. Bir an evvel iyileştiler. Tekrar normal hayatlarına dönerler. Ama şehitlerimiz için sadece Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalan ailelerine de başsağlığı dilemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Sabırlar diliyoruz. Evet. Mücadele devam edecek. Şimdi Ali Çınar'a da dönmek istiyorum hocam. Sizin bu söylediklerinizin kapsamında aslında
Ali Çınar, şimdi Sayın Pekin de şu şekilde söyledi. 20 yıldır Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede milyonlarca dolar harcandı. Pek çok harcamanın yanı sıra askerler oraya götürüldü, taşındı. Ancak terör bitti mi? Geldiğimiz noktada baktığımızda terörün bitmediğini, bu grupların daha da güçlenerek karşımıza şu anda çıktığını izliyoruz dedi Sayın Pekin. Peki ABD'de bu nasıl karşılık buluyor? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimine eleştiriler var mı? Bu konuda Biden'ın atmış olduğu bu son adım, hızlandırılmış adım diyeceğim ama onunla ilgili neler konuşuluyor? Nasıl bakılıyor orada teröre karşı? Buradaki duruma karşı nasıl bir tutum sergiliyor? Hem basın hem halk arasında. Sizi dinleyelim Ali Çınar. Şimdi 20 yıla baktığımız zaman Amerika içinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığını, yani Amerikalıların en azından kendi evinde, içte kendilerini daha rahat ve güvende hissettiklerini biliyoruz. Yani birçok Amerikalı ile konuştuğumuzda da yeni güvenlik birimleri kuruldu, emniyete daha fazla bütçe ayrıldı ve daha da sıkılaştırıldı havalimanlarında giriş çıkışlar. Yani mülteci konusunda da baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri eskiye nazaran artık çok fazla dışarıdan mülteci almadığını zaten görüyoruz. Aynı şekilde Müslümanlara yönelik de bilhassa Trump dönemindeki tavırlarını biliyoruz. Ama dışarıya yönelik, yani Amerika'nın askeri operasyonları, bilhassa Afganistan, Irak olmak üzere yaptığı operasyonları 20 yıl içinde baktığımızda şu anda bir muhakeme var. Yani Amerika içinde acaba yanlış mı yaptık, acaba hata mı yaptık? Hatta iki gün önce eski CIA başkanlarından General Petraeus, Amerika Birleşik Devletleri kredi kaybetmeye başladı. Afganistan'daki yapılan hataları açıkladı kendisi ki orada da görev yapmıştı. Yani bilhassa eski Amerikalı komutanlar Amerika'nın dışarıda hata yaptığını kabul etmeye başladılar. Yani 20 yıldan sonra Afganistan'da sonuç ne? Sonuçta güçlenen bir Taliban ve terör yuvası olma ihtimali olan bir Afganistan ortaya çıkmış durumda. Başkan Biden'a çok ciddi eleştiriler var. Kendisine yakın partiden bile sert eleştiriler geldi zaman zaman. Ve anketlere baktığımızda da Başkan Biden'ın Afganistan'dan çıkışla ilgili hata yaptığını, liderlik gösteremediğini ve kredi kaybettiğini görüyoruz. Yani ve Biden'ın şu sözü bence önemli. Artık askeri operasyonlarla sonuca ulaşmak zor. Başka metotlara bakmamız gerekiyor dedi. Yani bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri en azından ülkeleri istila ederek bir operasyon yapmayacağını görebiliyoruz. En azından Biden yönetimi için 2024'te başkanlık seçimleri var. Cumhuriyetçiler gelirse ki daha şahinler, askerin daha da güçlü olmasını istiyorlar. Politikalar değişebilir ama an itibarıyla sıcak diplomasi, diyalog ile ki şu anda Biden yönetimi Taliban'la da sıcak bir ilişki içinde, diyalog içinde. O nedenle Biden'ın buradan ders çıkardığını en azından anlıyoruz konuşmalarından. Ama genel olarak Afganistan konusunda 3000'e yakın kaybedilen asker, trilyonlarca dolar harcanmış bütçeler ve elde olan sonuç tartışılıyor. Bu daha da çok tartışılmaya başlandı. Ama dediğim gibi Amerika bundan ders çıkarır mı, çıkarmaz mı? Ben açıkçası biraz şüpheliyim. Peki çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar'a da. Amerika'da nasıl karşılık bulmuş bu son 20 yılın değerlendirmesi, onu da anlamış olduk, görmüş olduk. Şimdi Sayın Babiroğlu'na döneceğim, son 5 dakikamız ama 2,5 dakika şeklinde hem Sayın Pekin hem Babiroğlu'nun son sözlerini de almak isterim. Tam da 20. yıl dönümüne gelen bu günlerde Afganistan'dan Amerika'nın çekilmesi, burada Taliban'ın yönetime geçmesi, şu anda tanık olduğumuz pek çok insan haklarına aykırı durum da oluyor. Bunlar bize neler söylüyor başlı başına? 21. yüzyılda bunları yaşıyoruz. Bundan önceki bir 20 yıla da baktığımızda gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Son 2,5 dakikalık bir değerlendirme sizden rica ederim. Tabii hemen özetle söyleyeyim müsaade ederseniz Meltem Hanım. Şöyle hemen cümle cümle. Afganistan terör üreten bir coğrafyaya dönüşmüştür. Taliban yönetime gelmiştir ama geniş kapsamlı bir hükümet kuramamıştır. Verdiği ılımlı mesajlar karşılığını bulmamıştır. Taliban 2001'deki Taliban'dır. Yani Taliban eşittir Taliban'dır. Kadınlara bakışı ve kurduğu hükümet nedeniyle Peştun ağırlıklı 33 kabine üyesi var. 33'ün 30'u Peştun. Halbuki Peştunların demografik yapısı Afganistan'da %42 nüfus oranı. Diğer hiçbir gruba bir bakan, eski hükümetten bakan yok.
Hazaralardan yok, Şiilerden yok. Dolayısıyla geniş kapsamlı değil. Yani Taliban. Taliban'ın ağırlıklı Hakkani grubu, yani radikal grup, El-Kaide ile işbirliği olan grup da önemli kilit görevlere gelmiştir. Terör üreten bir coğrafyaya dönüşmüştür. Önümüzdeki yıllarda biz 10, 20, 30 yıl Afganistan'dan bütün dünyanın başına bela olacak yabancı terörist savaşçıların, özellikle İdlib'e, Suriye bölgesindeki İdlib'e, çünkü ABD İdlib'i küçük Afganistan'a dönüştürdü. İdlib'ten de Afganistan'a yabancı terörist savaşçıların akışını göreceğiz. İdlib'e değinmişken Sayın Milli Savunma Bakanı yaptığı açıklama aslında 11 Eylül 2001'in getirdiği durumdur, Türkiye'yi getirdiği durumdur. İdlib'de şu anda Rusya hava harekatı, hava saldırıları yapıyor. Orada Türkiye'nin Soçi mutabakatında biliyorsunuz teröristlerle, terörist olarak kabul edilen gruplarla muhaliflerin ayrılması, biraz önce Sayın Komutanım söyledi. Ancak bu tabii kolay bir olay değil. Türkiye yükümlülüğünü almıştır ama bunun yerine getirmesi oldukça zordur. Şimdi Rusya büyük bir ihtimalle biz önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Meltem Hanım İdlib'i konuşmaya başlayacağız. Orada bir sınırlı bir harekat, sınırlı bir operasyon Rusya ve Suriye tarafından yapılabileceğini veya iki liderin, yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin'in veya iki üçlü zirvenin yapılabildiğine şahit olacağız. Türkiye tabii göç, İdlib, Suriye, Irak'taki durum, PYD, PKK ve Afganistan'daki durum nedeniyle tekrar bir durum değerlendirmesi yapma durumundadır. Türkiye'nin şu andaki Afganistan'a bakışı olumludur. Taliban'ı şu anda tanımamaktadır. Tanımaması da uygundur. Çünkü NATO tanımamaktadır. Avrupa Birliği tanımamaktadır. Rusya tanımamaktadır. ABD de tanımamaktadır. Türkiye bence şu anda Afganistan'daki Taliban hükümetini tanımama yönünde yaptığı açıklama uygundur diye düşünüyorum ama göçmen konusunda Türkiye daha geniş perspektifli ve stratejik bir bakış açısıyla göçmene bakmalıdır. Çünkü göçmen önemli bir stratejik sorundur. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Babiroğlu. Sayın Pekin'e de son sözlerini duymak isterim. Çünkü Sayın Babiroğlu da şöyle bir açıklama yaptı. İdlib aslında küçük bir Afganistan haline getirildi dedi. Şimdi bu bizi de çok yakından ilgilendiren bir durum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İki dakikada buyurun siz de dinleyelim. Yani İdlib konusunda, İdlib'de şu anda küçük Afganistan haline getirdi. Çok sayıda örgüt var. Bu örgütlerin yani bizim üzerimizden, başka yerlerden Afganistan'a gidişi, Afganistan'dan Türkiye'ye bizim üzerimize gelişi mümkün. Ama şu anda yapılan şey HTŞ dediğimiz, Tarşam diğerlerine temizci örgütlerin. Bütün bölgeye o hakim. Türkiye'nin şu anda ana konusu bu bölgeden yeni bir göçünün önlenmesi. Yani ana konulardan bir tanesi bu. Şimdi dünya aslında tam böyle bir düzene ihtiyacı var. Bütün dünya kendi pisliklerini, kirliliklerini Afganistan'da Taliban üzerine attı ve orada topladı. Ondan sonra şimdi çıkacak olan insanları orada kullanacak. Yani birisi bu. Amerika'da dahil, bütün Çin'de dahil, Rusya'da dahil, hepsi kullanacaklar. Avrupa'da dahil olmak üzere. İkincisi Pakistan'da zaten farklı bir düzen istemiyor. Çünkü Pakistan eğer demokratik bir Afganistan istese Pakistan parçalanır. Belücülere, Peştunlara, diğer gruplara parçalanır. Dolayısıyla Pakistan da bunu istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri de Pakistan'ın parçalanması istemiyor. Çünkü Pakistan'da nükleer silah var. Bu nükleer silah bir grubun eline geçer de bunu kullanırlar diye Amerika Pakistan'a özel bir muamele yapıyor. Yani özel olarak onu koruyor. Bazı konularda Amerika'nın aleyhine işler yapmasına rağmen Pakistan korunuyor. Rusya çok önemli. Rusya ısrarla şunu söylüyor, Putin dahil olmak üzere. Çok tutup dünya üzerine geçelim, kapsayıcı bir grup olsun, Birleşmiş Milletler'in yapısı değişsin, teşkilatları değişsin. En son BRICS toplantısında da bunların hepsi gündeme geldi. Ve söylediği şu, Amerika bizim başımıza çok büyük bir bela açtı. Hem oradaki Taliban'ı baskı yapmaya çalıştı, beceremedi. Bütün teröristleri üzerimize salacak şimdi. Bu teröristleri biz ne yapacağız? Yani göç artı terörist. Göç artı terörist beraber. Bizim için de aynı şey efendim. Bizim için de aynı şey. Ama sanırım Türkiye oturup Sayın Babiroğlu'nun dediği gibi yeni baştan bir göç stratejisini, yani göçü nasıl yönetecek göçü, onu bir toparlaması lazım. Bundan sonra neler yapması lazım? Yani çünkü bundan sonra almamak var. Bir de işimizdekileri bir şekilde azaltmak var. Bunlar mümkün olur mu? Nasıl mümkün olur? Önemli. Ama İdlib konusunda şunu söyleyeyim. Keşke İdlib konusunda Türkiye, Rusya
Suriye anlasa da bir ikisi operasyon yapsalar, bir de sınırları kapatsak ve dolayısıyla oradaki teröristleri temizlesek. Ama bu Türkiye'yi korkutuyor. Sebebi şu, o bölgede bulunan 3,5 milyon kişinin, 4 milyon kişinin bir kısmının, en az yarısının Türkiye'ye geleceği ve bu göçü durduramayacağı, müdahale etmek istediği zaman da Batı'nın buna karşı çıkacağı, insan haklarına davranmıyorsunuz, insanları öldürüyorsunuz vesaire falan gibi böyle bir konu var. Türkiye tabii hem ekonomik olarak hem de bu göç olayıyla sıkışmış durumda. Kolay karar verecek durumda değil. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında şöyle özetleyebiliriz belki. Bu geçtiğimiz 20 yıla baktığımızda ne Amerika memnun kalmış oldu. Sayın Çınar'a da teşekkür ederim. Ali Çınar'a da Washington'dan katıldı. Oradaki görüşleri de, son duruşu da bize anlattı. Ne Amerika memnun, ne diğer dünya ülkeleri memnun. Şu anda sadece terör değil, terör artı göç gibi de bir sonuca sebebiyet vermiş durumda. Bu geçtiğimiz 20 yılda yaşananlar. Bütün konuklarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Ali Çınar, Doktor Naim Babiroğlu ve İsmail Hakkı Pekin, çok çok teşekkür ederim efendim. Burada şimdi noktalıyoruz.